İlişkide flörtünüzün parası veya serveti ne kadar önemli diye soruldu. Kadınların parayı erkeklerden fazla önemsediği ortaya çıktı. Yani kadınlara göre saadetin kriterlerinden biri erkeğin maddi durumunun iyi olması. Dünya senin olmaz, ettin sana kalmaz. Söylemiştim sevgilim, parayla saadet olmaz. Parayla saadet olur mu? Olabilir ama olmayabilir. Yarı yarıya. Bu karşılıklı sevgi işi, yani para işi değil. Adına şarkılar bile yapıldı. Milyonlarca kişi o sorunun yanıtını aradı. Parayla saadet olur mu? Ana faktör değil ama gerekir. Paran yoksa hiçbir şeysin. Sevgilinizin parası mı olması lazım illa? Ya her ilişki için öyle. Para kadınlar için çok önemli çünkü kadınlar bakıma daha çok önem verdikleri için. Dünya çapında yürütülen bir araştırmayla o sorunun yanıtı belli oldu. Araştırmaya katılan erkeklerin %23'ü maddiyat benim için önemli dedi. Hanımefendinin maddi durumu nasıl? Çok da iyi sayılmaz. Benim durumum da orta derecede. Önemsiyor mu? Yani tabii bayağı etkiliyor. Sevgi kadar para da önemli. Paranın ne önemi var ki mutluluk olmayınca? Aşkıma katılıyorum. Karşı tarafın maddi durumu benim için önemlidir diyen kadınların oranı erkekleri katladı. Çünkü araştırmanın sonucuna göre kadınların %53'ü karşı tarafın maddi durumunu daha çok önemsiyor. Bu devirde önemli bence. Parası az birisi sevgiliniz olamaz mı? Olamaz. Çok iddialısınız. İddialıyım. Rahat yaşamak istiyor olabilir tabii kendi çaplarında. Ya aşk almayacaksın, açık kalmayacaksın, o derece yeterli. Kuşak çatışması mı sizinki? Zannediyorum. Siz para istiyorsunuz. Evet. Siz parasız da olur diyorsunuz. Parasız da olur tabii. Kadınlar tabii ki evini geçindirebilen bir erkek ister. Sokakta tersini söyleyenler olsa da araştırmaya katılan erkeklerin 1/4, kadınlarınsa yarısından çoğu için para önemli. Yani şarkıların aksine parayla saadet olur diyen kadınlar çoğunlukta. Maddi durumu nasıl beyefendi? Allah'a çok şükür. Hanımefendinin maddi durumu nasıl? Yok, hiç sıfır. İnsan seviyorsa parasına bakmaz.